Ben Müzeyyen Randa, Hataylıyım. Defne Armutlu Mahallesi'nde 6 Şubat'ta 2023'te saat 4.17'de bir sarsıntıya uyandık. Biz o evden sağ çıktık. Çoğu insanlarımız depremin altında kaldı. Benim oğlum deprem gününde sabahı gelmişti Hatay'a. Ama çok şükür sağ salim çıktık ama diğer akrabalarım çoğunu kaybettim. O gün çok yağmur günüydü. O günü de hatırlamak istemiyorum. Allah kimseyi yaşatmasın. Allah kimseyi başına getirmesin. Ben 6 aydır buradayım. Oğlum eğitim için geldik. Oğlum burada öğrenci, ilk senesi. Çok zor durumdayız. Yani anlatılacak gibi değil. Yaşadık yaşayacağımızı. Ama sonuçta hayatımıza devam etmek zorundayız. Yurtta 6 ay kaldık. 1 Ağustos'ta bizi yurttan çıkarttılar. Ve şu anda ben kendi kendime bir ev tuttum. Kira 4.000. Oğlumla beraber hayatımıza devam ediyoruz. Şurayı gördüğünüz manzara benim kendi emeğimle, ipliklerim, kendi imkanlarımla alıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum öğrencim için. Sabahtan akşama kadar işte burada duruyoruz. İnsanlarla uğraşmak kolay değil. Çok zor bizim için. Yani hayatımıza devam edeceğiz. Biz deprem günde hepimiz öldük ama nefes aldıkça hayatımıza devam edeceğiz. Bizim yurtta bir tane kurs hocası, El Sanatlar Birliği, bir hocamızı gönderdiler. Ben de kursa katılmak istedim. Biraz yardım ettiler, iplik konusunda aldılar, getirdiler. Ama çoğunu biz de kaldı, aldık. Kendi kendimize bu dereceyi getirdik. Kendi imkanlarımızla kendimiz. İnanın sabahtan şimdiye kadar ayaktayız. İşte az önce siz varken bir tane sattık. Yani bir gün satıyorsun, iki gün satmıyorsun. Geçim çok zor. Bir de her şey pahalı. Burası çok pahalı bir yer. Ama yapacak bir şey yok. Az da yetineceğiz. Çok zor yaşam, hayat mücadelesi bir kadın için. Ben oğlumun eğitimi için ben buradayım. Ve arkasında durmaya çalışıyoruz. Allah'ım derim bir daha da yaşatmasın. Ama ben buradaki halkına çok çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana değerlendirdiler, buralara verdiler. Şu an onların sayesinde bir ekmek kazanıyorum. Çalışıyorsam onların sayesinde.